Herkese has kariyerimizin yeni bir bölümünden daha merhaba. Bugün takvimde en sevdiğimiz pist olan Belçika Spa pistindeyiz. Geçtiğimiz yarış Macaristan'da resmen tarih yazdık. Haas ile daha ilk sezondan 3. podyumu elde ettik, 2. olmuştuk. Şimdi Belçika'da da aynı başarıları yakalamaya çalışacağız. Tabii Belçika pisti aracı biraz zorlayacak. Ne kadar yukarıda tamamlarsak o kadar iyi sprint yarışta olacak. Şimdi Q1'in ikinci turundayız. Pistin en güzel yerinde geçtik. İlk sektörü de tamamladık. Gerçekten harika bir pist. Her turu zevkle bitiriyoruz. Bir buçuk saniyelik bir girişim var. Ricardo'dan yarım saniye daha iyiyiz. Bakalım bunu 3. sektörde de taşıyabilecek miyiz? Şimdi bas top şikanını da döndük. Start finish düzlüğüne çıktık. 1.6 saniye farkla geçtik. Bakalım kaçıncı olduk? 17 gibi gördüm. Evet, 17. oluyoruz. 2 sıra daha yukarıda tamamlasaydık Q2'ye kalacaktık. Nico Hülkenberg kalmış. 0.9 saniye farkla. Biz de 1.1 saniye farkla elenmişiz. Çok büyük bir fark yok. Ve şimdi sprint gününe geldik. 15 turluk bir sprint yarışı olacak. Kilometre 19 dönüş, inişler ve çıkışlar, yükseltiler var. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's sprint. It's Sergio Perez. Şimdi grid'e bir bakalım. Sergio Perez, Max Verstappen, Red Bull'lar en önü kapatmış. McLaren'ler de 3 ve 4. Piastri ve Lando Norris. Ferrari'lerde 5-6, Mercedes'lerde 7-8 olmuş. Alonso, Pierre Gasly ilk onu tamamlıyor. Ocon, Tsunoda, Joe Hülkenberg, Stroll, Ricardo. Biz 17. sıradayız. Albon 18, Sargent ve Bottas da son 2 sırada. The formation lap gets underway ahead of today's sprint. It's going to be interesting to see who gets pole position. Sprint yarışı için formasyon turu başladı. Yumuşak lastikli sürücüler yarışın sprint yarışının son 5 turunda zayıf kalabilir. Biz mediumlarla başlayacağız yarışın sonuna kadar. Pit stop yapmadan artık güvenlik aracı periyoduna göre ayarlayacağız. Şimdi tüm araçlar griddeki yerlerini alıyor. Beş kırmızı ışık yandı. Söndü ve start verildi. Ricardo'ya göre iyi bir start aldık. Tsunoda ile geride bıraktık. Şimdi içeriye doğru aracı sokacağız. Güzel bir start aldık.
İçeriye doğru aracı biraz sokup diğer araçlardan kurtulmaya çalıştık. Stroll'ün arkasında 14.'yüz. 3 sıra kazanarak güzel bir start aldık. Şimdi Stroll ve Tsunoda'nın arasında yarışa devam ediyoruz. Ön tarafta biraz karışıklık var. Yaklaşıyoruz ön gruba. Çok yakını Stroll'e, içeriği kapattı. Dışarıya doğru yöneldik. Stroll'ü geride bıraktık orada. Harika bir geçiş oldu. Joe'ya küçük bir temas. Ocon Joe'yu bayağı zorladı. Şimdi dışarıdan Joe'yu zorluyoruz. Ancak geçemedik. Joe yerini korumayı başarıyor. İlk tur güzel geçiyor. İkinci sektörü de tamamladık. Yanımıza kadar sokuldu şimdi Stroll. Lastik lastiğe mücadele. Şu anda önde kalan sürücü biz oluyoruz. Konvoy oluşturdu tüm araçlar. Şimdi hepsine yetiştik. Joe'ya da küçük bir temas yine. Bakalım start finish düzlüğü sonunda Joe'ya atak yapabilecek miyiz? Şimdi aracı içeriye doğru geç bir frenle sokuyoruz. Rahat bir geçiş yaptık. Takımdan da tebrik geliyor. 12. sıra. Gasly ve Ocon. Lastikleri yıpranacak. 6-7 tur sonra. Joe da bizi sıkıştırmaya devam ediyor. Üçüncü tura doğru ilerliyoruz. DRS mesafesinden çıktı öndeki araçlar. Skor Piastri en hızlı turu aldı. Ve 3. turada girdik. DRS'lerde açıldı. Şimdi DRS mesafesine girdik Ocon'un. Sarı bayraklar da var. Arka tarafta bir sürücü yavaşladı. DRS'yi aldık. O konudan ancak yetişemiyoruz. Yumuşak lastikleriyle daha iyi bir performans sergiliyor. Sarı bayraklar var önümüzde. Yavaşlayan bir araç gördüm orada. Gasly dumanlar tüttürüyor. Gasly dumanlar içinde. Yarış dışı kalıp yarışın 11.liğini bize bıraktı. Diğer Gasly yarış dışı kalıyor. Ana yarışa son sıradan başlayacak. 7. tura girdik şimdi. Öndeki grup biraz arayı açtı. Joe bakalım DRS alacak, yetişebilecek mi düzlüğün sonuna kadar? Hızla geliyor, içeriye doğru yöneldi. 3.
İçeriye doğru kapandık. Ancak geçemedi. Yerimizi korumayı başardık. Onuncu tur. Ocon'un lastikleri artık bitmeye başladı. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz Ocon'a. İlk onda başlayabiliriz yarışa. Ocon'u geçebilirsek, yetişebilirsek kalan turlarda. Alonso biraz daha uzak hedef ancak Ocon'a yetişmemiz mümkün. Bu düzlükte DRS almasa çok rahat 1-2 tur içinde yetişeceğiz. Burada DRS'yi alınca biraz farkı açıyor. Şimdi 14. turdayız. DRS alacağız. Alonso Perez'i de geçti ön tarafta. Perez'in de lastikleri bitti. Alfa Tauri'ler hemen peşimize yerleşti. Alonso da önde gözüküyor. Perez'in önünde. Ancak yetişmemiz ona mümkün değil. Öndeki iki sürücüden birini geçmemiz lazım. Yarışa ilk onda başlarsak güzel olur. İyi bir startla da iyi bir noktaya yükselebiliriz. Da 0.1 saniye hemen peşimizde. Şimdi son tura gireceğiz artık. Çok yakınız Ocon'a. Bize de DRS var. Şimdi geç bir fren, aracı içeriye doğru soktuk ve 10. sırayı alıyoruz Ocon'dan. Güzel bir atak. Şimdi bakalım DRS düzlüğünde yetişebilecek miyiz? Sergio Perez'e atak yapabilecek miyiz? 0.6 saniye var Ocon. Bizden daha iyi DRS'si var şu anda. Sergio Perez'e karşı 0.3 yaklaştık ama atak yapacak mesafemiz yoktu. Yarışı bu şekilde de bitirsek bizim için güzel. Ana yarışa 10. sıradan başlamak. Belki de bir ceza alan sürücü olursa daha iyi bir noktadan başlayabiliriz. McLaren lider götürüyor yarışı 1 ve 3 olarak. Red Bull'lar 1 ve 2 başladı ancak Perez şu anda 9. gidiyor. Max Verstappen 2. sırada götürüyor. İyi bir performans gösteremediler şu ana kadar. Ve çaylak sürücü Oscar Piastri yarışı kazanıyor. Sprint yarışını. Perez'i geçemedik ancak 10. sıraya kadar yükselerek güzel bir performans gösterdik. Belçika'da 7 sıra yükselmek çok güzel bir olay. Ve günün sürücüsü de seçiliyoruz. Haas ile ileri adımlar atacağız. Önümüzdeki sezonda daha iddialı olacağız. Puan alamadık ancak yarışa puan potasında başlayacağız.
Max Verstappen. Leclerc'le 68 puan fark var arada. Perez 3.'lüğe düştü bugünkü sonuçla. Welcome then as we take a step back into the nostalgic golden days of Spa. Pırıl pırıl bir yarış günü. Climbs, drops, sharp yağmur beklentisi yok. Sweeping high speed corners all while taking in some of the most beautiful scenery that Europe has to offer. This might sound like a travel brochure, but it's not. It's a race day. Welcome along to Spa-Francorchamps for the Belgian Grand Prix. So here we are once again, ready to go racing through the Ardennes forest. 4.35 miles of long straights, fast corners and massive elevation changes. It makes this not only one of the most exciting circuits on the calendar, bakalım gridde bir değişiklik olacak mı? Some consistently high quality racing as well. Simply put it, there's no place quite like it. It's time to take a look at our starting grid for today's race. Oscar Piastri lines up. Başlayacak bugün. Max Verstappen hemen yanında ikinci sırada. Norris, Leclerc, Hamilton, Sainz, Alonso, Perez. Biz 9. sıraya yükselmişiz. Ocon 10. Joe, Ricardo, George Russell'ın penaltı cezası varmış. Bir sıra ondan kazanmışız. Tsunoda 17, Albon 18. Takım arkadaşımız 19 penaltı cezası var. Pierre Gasly'de yarış dışı kalmıştı. Hülkenberg bugün kötü bir performans sergiliyor. Anthony Davidson is by my side once again to offer his perspective. Let's talk about the captain. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do, and that's definitely contributed to the performances we've seen. Here we go then. The formation lap is underway and the track temperature looks warm. And that may or may not play into some of the team's hands. Yumuşak lastikle başladık biz. Hamilton ve Alonso'da sert lastikler var. We're almost ready to start the race as the cars take their positions on the grid, with the drivers and teams making their final preparations. Şimdi 5 kırmızı ışık yanıyor. Söndü ve start verildi. 9. olarak başladık. Alonso ağır kaldı. Sert lastikleriyle iyi bir start alamadı. Hamilton da öyle. Bariyerin dibinden 4. sıraya kadar yükseliyoruz. Harika bir start yine. 5 sıra kazandık. Tekrarına bakıyoruz. Haas ile muhteşem start. Bir sert lastikli sürücü de peşimizde. Alonso çok hızlı geldi. Sert bir defans yapıyoruz kendisine. Şimdi içeriye doğru soktu aracı. Önde kalmayı başardık. Bakalım ne kadar tutunacağız. Sainz yumuşak lastikleriyle Hamilton'ı geçmiş arkada. Alonso'yu da geçmesi çok uzun sürmeyecektir. Stop şikanında döndük. Start finish düzüne çıkıyoruz. Piastri yeni hızlı turu aldı. Lider götürüyor. McLaren'ler yarışı lider götürüyor şu anda.
Alonso yine yaklaşıyor. Sainz Alonso'yu geçiyor şimdi arkada. Leclerc yine hızlı tur aldı. Ve DRS'ler de açıldı. Sainz şimdi burada bize de atak yapacak. Biz arkamızda tutmamız mümkün değil. Rahat bir şekilde gelip geçiyor bize. Alonso çok yakın, küçük de bir temas oldu sanki orada. Şimdi dış taraftan şansımızı yeniden denedik. Kendi sıramızı korumayı başarıyoruz. 5. sıraya tutunmaya çalıştık. Alonso DRS'yle rüzgar gibi geldi resmen. Virajlarda biraz farkı açtık. Hasar olmuş olabilir. Şimdi Hamilton geldi, Alonso arkada kaldı. Hamilton'a karşı da başarılı bir savunma yaptık. O da biraz gerilerde kaldı şu anda. Max Verstappen ikinci cepten kalkmıştı ancak o da şu anda arkalarda. Kötü bir start aldı. 11. turdayız. İlk pit stop için içeriye geliyoruz. Hızlı bir pit stop. Şu anda 14. sıraya düştük. Evet, 16. sıra Stroll'ün arkasında dönüyoruz. Şimdi öndeki sürücülerin eski lastikleri var. Stroll'e çok yaklaştık şimdi. Dışarıya doğru kapandı. 2 araca, 3 araca birden atak yapıyoruz orada. Harika bir atak yaptık. 2 Williams, 1 Aston Martin'i geçmeyi başardık. Bas top şikanında harika bir ataktı. Tekrarına bakacağız. 3 araca aynı anda atak. Birinci sıraya yükseldik. Bottas ve Perez var önümüzde. Şimdi de eski yumuşak lastikler var. Bottas Perez'i geçti önümüzde. Şimdi biz de bu ikiliye yaklaşıyoruz.
Şimdi Perez sendeledi biraz. Yanına kadar sokulduk. Rahat bir geçiş yapıyoruz. 10. sıra. Bottas var şimdi önümüzde. Şimdi içeriye doğru geç bir fren. Muhteşem bir atakla. Valtteri Bottas'ı da geride bıraktık. O kompitte. Onu da geçtik. 8. sıra. Bakalım tekrardan kendi yerimize 5. sıraya yükselebilecek miyiz? Ricardo Russell var önümüzde. Ricardo pit'e girdi. Joe da pit'te. 6. sıra geldi şu anda. Russell da pit'e girerse kendi yerimize tekrardan ulaşmış olacağız. Norris bitti ancak o bizim önümüzde çıkacak. Ve Russell da içeri girdi. Yeniden 5. sıradayız. Kendi en hızlı turumuzu da atmayı başardık. Yarışın tam ortasındayız. 22. turdayız. ...27 ile 29. turlar arasında sert lastiklere geçip yarışı o şekilde noktalamayı planlıyoruz. Ocon peşimizde. Şimdi son pit stopumuz için de içeri girdik. Lastikleri de geçtik. Şimdi finişe kadar lastiklerle idare edeceğiz. 16 tur. Sunoda'nın önünde dönmeyi başardık. Verstappen de 9. götürüyor yarışı. Okay, Sunoda's behind you. Okay, gap. Şimdi Joe içeri yöneldi. Ricardo ve Ocon içeride. İkisini de geride bıraktık. Tekrardan 8. sıra. Russell pit'te. Onu da geride bıraktık. Hamilton önde. Henüz pit'e girmemiş. Taze lastiklerimizde yakalayabilme ihtimalimiz var. Ancak Ocon 2 saniye arkamızda ve taze orta hamurları var. Mediumları var, bakalım yetişebilecek mi bize? 27. tura girdik. Ocon artık Russell'la birlikte aynamızda çok rahat görebiliyoruz. İki buçuk saniye yaklaştık Hamilton'a, ancak arka grup bizi sıkıştırdığı için zorlanacağız yaklaşmakta.
Şimdi Russell geldi bize geçmek için. Başarılı olamıyor. En az yapay zeka kadar sert savunma yapıyoruz. 41. tura girdik. Bu nokta 3 saniye peşimizde. George Russell atak yapacak. Artık onu durduramayız. Rahat bir şekilde geçişini gerçekleştirdi. 8. sıra yetti bize. Perez var peşimizde. Ve artık son turdayız. Perez hemen ensemizde. Şu anda bir sıra kazançla yarışı bitirmek istiyoruz. 9. başlamıştık. 8. bitirirsek 4 puan. Hiç yoktan iyidir. Bu düzlükte Perez bizi geçemezse pistin geri kalanında da zaten geçemez. İçeriye doğru soktu aracını şimdi. Lastik lastiğe bir mücadele. Önde kalmayı başardık. Ve Carlos Sainz kazanıyor bugün. Scott Piastri'den en hızlı tur geldi. Yine sıkıştırmaya devam ediyor bizi. Bas top şıkanına doğru. Biraz geç fren yaptık. Şıkanı kaçırsak da önde kalmayı başardık. Tam alı bayrağı 8. olarak geçiyoruz ve bu yarıştan da puanla ayrılıyoruz. Oldukça güzel bir yarış oldu. One of the all-time classic circuits, but they persevered to take the win here today. Well, Anthony Davidson, a resounding victory today, but what set them apart from the rest? I feel like consistency was probably the key today. There's being quick, and then there's being quick lap after lap after lap. If you can do that, you can capitalize on other people's errors without making many of your own, and that's an approach that can push you a long way up the field. Looking at the podium, you can see that red suit familiar to fans across the globe. A world-class win for a world-class team. Ferrari doing it again. Iki McLaren'in arasında zirvede. Would have wanted, but it certainly makes things interesting going forward. Carlos Sainz ve Piastri 27'şer puanla kapatmışlar haftayı. Biz 4 puanla kapattık. Carlos Sainz certainly wasn't someone to scoff about. His ability to follow race strategies throughout with pinpoint precision has to be commended. It's time to check out the constructors' standings. It was a tough race for our championship leaders who lose ground at the top of the table. En puanlamaya bakalım. 66 puan Leclerc ve Verstappen arasındaki fark. Biz 9. sıradayız. Hülkenberg de 11. sırada.
Bakalım Lando Norris'e yetişebilecek miyiz? Bugün podyuma çıkmasa daha da yakın olacaktık. Şimdi sezon arası var. Bir güncelleme gelmedi. Ayrıca onu tekrardan getireceğiz. İtalya'ya yetişiyor. Bir sonraki yarışta Hollanda Grand Prix'si. Artık Hollanda Zandvoort pistinde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. I know we were expecting some new developments to come through, but...